Evet, hepiniz Hamburg'dan yeniden merhaba. Bugün sabahın çok erken saatleri, şu anda 8 olmak üzere. Flohmarkt yani bit pazarına geldik. Bahar ve diğer birkaç arkadaşımızla birlikte burada bit pazarında eşyalarını satmaya çalışacaklar. Bizim için değişik bir deneyim olacak. Dedim ki ben de bunu vloglaştırayım, sizlerle paylaşayım. Birazcık ortamı çekerim, birazcık işte buradaki ikinci el pazarlarındaki ortam nasıl, insanlar neler alıyor, neler satıyor, satılan şeyler neler, biraz bunları göstereyim isterim. Güzel bir gün olacak, hafta sonundayız. Umarım siz de keyifle izlersiniz. Şimdi birkaç tane eşya kaldı, bunları standa götürüp yerleştireceğim. Standımız böyle 2 metre kadar bir yer. Gidince zaten orayı da çekerim size detaylı olarak. İsterseniz hızlı bir şekilde güne başlayalım. Şimdi kamerayı size çevirdim. Biraz etrafı göstereyim böyle. Az önce geriye standı kurduk biz. Önceden buralara kayıt olmak gerekiyor. Kayıt olduk. 3 arkadaş. Daha doğrusu 3 farklı aile olarak geldik buraya. Gel Kayra. Kayra da yanımızda. Cele Yasin. Hani videoları çekmiştik, hatırlarsınız onları. Şimdi 3 aile kaydolduk. Geldik burada. Zaten insanlar da genellikle arkadaşları falan katılabiliyorlar. Vesaire ya da tek başına stand açan da var tabii ki. Kayıt olduktan sonra size bir yer veriliyor. O yer numarasını buluyorsunuz. Zaten bulamazsanız şurada arkadaşlar var görevli. Mesela buraya yazmış. Kaybolan kişinin soyadını yazmışlar. Bu 57 ile 62 numara mesela. Orası onlara ait. Daha sonra gelip oraya kuracaklar standlarını. Biz geldik. Şunu fark ettik. Daha da erken gelebilirmişiz. 7'de gelinse daha da doğru olabilirmiş. Biz bayağı kurulum vardı. Efendim? Söyleme. Sude geldi. Şimdi Sude'yi alacağız. Sude geldi. Diğer arkadaşımız Sude ile de video yapmıştık. Aslında onu da tanırsınız. Sude ve Hazal'la bir video yapmıştık. Alman bir eşle evli olmak üzerine. Bayağı da eğlenceli olan, benim de en çok keyif aldığım videolardan biri oldu. Yandan sizlere böyle stand hazırlığını tabii ki gösteriyorum. Çünkü ne kadar standlar kurulsa da daha hazırlık aşamasındalar. Yeni yeni toparlanıyor. Değil mi Kayra? Evet, bak Kayra da onayladı bizi. Şimdi gidip arabadan ikinci parti olan ürünlere de yardımcı olacağız. Orada her şey satılıyor gördüğünüz üzere. Sadece kıyafet değil. Başka şeyler de satılıyor. Tabak, çanak, antika ürünler, CD, kitap, her şey satılıyor. Geldi. Sude bayağı turist gibi duruyor orada. Yemin ederim uzaktan tanımadım. Tanıdım evet. Şu an tanıdım. 5 metre yakında gelince. Buna 7 euro mu değermiştik şimdi biz? Evet. Bu 7 euro. Çelik şey. Peki pazarlık kaçı oluyor? 3 tane. Ne olarak? Pazarlık yani. 5 euro olsa oluyor mu? Şimdi ilk başlarda tabii öyle değil de akşam kapanışa doğru. Emze kalanları artık 1 eurodan vereceğiz. Çürükse bize meyve gibi. Bir akşam pazarından da tabii pazarlık yapacağız. O zaman ben bunu alayım hemen. O senin Karya. Ayakkabıları al, ayakkabıların arkasına koyuver. Ayakkabılarını alır mısın şuradan? Efendim? Hepsi mi? Evet, hepsi senin. Satacaksın onları. Kaç paraya satıyorsun? 100. O bedava veriyor daha çok. Ama sen hep süper şey mi yapıyorsun? Onu yapma. Şu anda hazırladık tezgahın önünü. Serkan Karya'ya yardımcı oluyor. Buradaki çoğu eşya Karya'nın eşyası zaten. Bize ait bütün eşyalar şurası. Kalan tamamı arkadaşlarımızın. Ve böyle tezgahımız var. Güzel bir deneyim, Flohmarkt deneyimi. Bakalım bütün gün neler yaşayacağız. Daha geleli yarım saat oldu. Ne kadar satacağız burada? 3-5'ine gelirse. Şunun boyu tutalım hesabını. Bakalım ne kadar yiyeceğiz toplamda. Çaylar şirkette. Kim çay istiyor? Kıyafet alıyorlar çok fazla. Sağdı. Evet, satış yaptın mı Bahar Bey'de? Siftah yok. Siftah yok. Kaç saat oldu? Sude takır takır satıyor. Bizde siftah yok ama bizde siftah yapacak ürün de yok. Sude yağdırıyor valla. Hazırlanıp gelmiş resmen. Sude çok iyi ya. Öğreniyoruz bugün Sude. Şimdi işte biz burada arkada dedikodu yapıyoruz. Gülüyoruz, geçiyoruz. Çay içiyorsunuz, kek yiyorsunuz. Çay içmeye geldik buraya. Biz sizin eğlenceniz. İşçi kaç para kazandı?
kaçımı 10 tane 20. 7 tane mi sattın? Sattın mı bir tane? Vay be. Bar bir tane sattı. Pardon, hiç satmadı var. Hiçbir şey satmadı. Galiba. Çocuk için hepimizden daha iyi. Hazreten bilmiyorum hiç. Kazandı mı? Bayağı para kazandı. Yeni oyuncaklar alırsın onunla kendine. Evet. Evet Sude, nereden geldi aklına böyle bir şey yapmak? Baharda çeldin, getirdin buraya. Evet, çok fazla kıyafet vardı, çok fazla eşya vardı evde. Dolup taşıyorduk. Ben de düşündüm ki neden şöyle bir olaya girişmeyelim? Neden gelip satmayalım? O yüzden geldik, satmaya başladık. Herkes öneriyorum, eğer ellerinde çok eşya varsa, satmak istiyorlarsa birazcık da eskilerden kurtulmak gerekiyor. Eskilerden kurtulmak isteyenler için böyle bir yöntem önerebilirim tabii ki de. İnsanlar bunu sadece bunun için mi yapıyor peki? Yani yoksa aynı zamanda... Gelir için yapanlar kaç da var. Kaç paraydı elbise? 500. Arada tabii müşteri geliyor. İşlemler varken Söyle'yi yalnız bırakıyoruz. Hemen canlı canlı satış. Canlı canlı satış mı var? hemen kapıldı. Bahar, sende durum nasıl? Sattın mı bir şeyler bu arada? Ben zaten buraya iki çanta, iki elbise, iki tane de etekle geldim. Yani aslında amacım satış değil, tamamen burada bu deneyimi edinmekti. Hatta şu anda insanlara merhaba diyeceğim. Dur, hemen geliyorum. Ben işte sattım, o çantayı sattım, bir de eteklerden birini sattım. Şu ana kadar 10 euro kazandım. 3 saattir buradayım. 10 euro hatta cebimde. Bak. İlk başta hiç satmayacağım sandığım için bence 10 euro yine fena değil. Bence de fena değil. Zaten burayı biz 3 metre kiraladık ve 3 metrenin metresi 16 euro. Tabii bu şeye göre değişebilir, yerine göre değişebilir. Şu an Winterhude'deki Fest'te burası 16 euro. 3 kişiyiz zaten, her birimiz 16 vereceğiz. 10'unu kazandık, şu an 6 içerideyiz, satmamız lazım. Evet. Şu an zararına gidiyoruz. İki de kahve aldık az önce. İki de kahve aldık. Yani daha yemek parasını, içecek parasını bile çıkartamamış olduk gibi. Evet, ama tabii dediğim gibi amaç satış yapmak değil. Burada hani hem insanlarla etkileşim kurmak hem de böyle bir deneyim yaşamak ve öğrenmek olduğu için şu anda keyfimiz yerinde. Ama Sude falan satmıyor değil mi? Nasıl gidiyor? Evet, ben buradan veriyorum evdeki o şeyler kalksın diye, yoğunluk kalksın diye. Tekrar geri taşımamak da gerekiyor. Bir de çok fazla eşya ile geldik geri taşımamak için. Bayağı fazla eşya ile geldik. Ama günün sonunda kaç para kazandığımızı da anlatırız. Ya metre başına değişiyor. Daha doğrusu pazarından pazarına, bunlar floor market olarak geçiyor. Pazarından pazarına metrekare ücreti değişiyor tabii ki de. Burası orta bir pazar. Yani metrekare ücreti 16. Daha ucuzu da var. Daha ucuzu da pahalısı var da var. Süper. Daha önce hiç floor market yapmış mıydın Sude? Lucas'ın kuzeni daha önce burada floor market yapmıştı. Oradan biliyorum, daha böyle cıvıl cıvıl çok daha insan geliyor. Bazen hiç bu kadar gelmiyor. Ya yöresine göre değişiyor. Aynen. Şimdi biz Winterhude'deyiz. Winterhude Hamburg'un böyle zengin bir bölgesi ve bir de canlı bir bölgesi de aynı zamanda. Çok fazla gelen giden insan var. Yani biz sabah 7.30'da çıktık evden. 8.30'da buradaydık ve 9'da başlıyordu. Daha başlamadan bile gelip böyle hani hiç satılmayan şeyleri toplamaya çalışan insanlar vardı. Ama sabah gerçekten çok güzel şeyler vardı. Yani böyle flea marketlere gelmeyi düşünüyorsanız sabah erkenden gelin. Güzel olur. Senin için nasıl gidiyor Serkan? Ben burada işçi olarak çalıştım. Tezgahı şurada böyle kurarken, şunları masayı kurarken ya da şunları dizerken daha çok yardımcı oldum. Bir de ön tarafımız var. Onu da göstereyim size. Mesela çantaları falan koyduk. Atkı gibi, bere gibi şeyleri koyduk. Şunda da Kayra'nın oyuncakları var. Hatta Kayra bayağı oyuncak da sattı, birkaç tane aileye, çocuklara falan. İndirim bile yaptı, öyle diyeyim size. Şu tarafta da ayakkabılar ve başka kıyafetler var. Bunlardan biri şu. Direkt zaten hediyelik eşya olarak verdiğimiz ürünler. Pardon, şu. Onu da satıyoruz. Şuradakiler hediyelik olarak verdiklerimiz. Genel olarak her floor market kuralları değişmekle beraber bizimkinin kuruluş saati 7. Yani 7'den önce tezgahınızı kuramıyorsunuz. 7 ile 9 arasında tezgahınızı kurmanız şart. Geç olursa vesaire, bunlar AGB'de yazıyor, yani size verdikleri sözleşmede yazıyor, sıkıntı çıkabilir. Bir de 9 ile 17 arasında açığız ve 16'dan önce de tezgahınızı toplayamıyorsunuz. O da bir bilgi. Onu da toplarsanız o AGB'de, yani yaz sözleşmenizde onların hepsi yazmakta. Kullanıcı sözleşmesinde aslında. Aynen öyle, yazmakta. Kaçta açıp kaçta kapayabileceğinizi erken kapatsam ne olur peki? Yaptırımı var mı bunun?
Ya bizimkinde bir yaptırım yazmıyordu ama yaptırma olan da olabilir. Şimdi yalan söylemeyeyim, bilmiyorum o konu hakkında. Oralara dikkat etmek gerekiyor sonuç olarak. Ya 10 euro gibi bir şey yazıyordu ama bir ceza ücreti gösteriyordu ama onu tam olarak hani kapsamı ne olduğunu bilmiyorum. Bir 10 euro ceza ücreti var biliyorum ama kapsamını bilmiyorum. Böyle FEO markları nereden buluyoruz biz? Yani tabii ki de kolayca bir Google aramasıyla bulunabilir. Hangi ştartayla istiyorsanız. Mesela biz şimdi Winterhude'deyiz. Winterhude, Flohmarkt, Google, Enter. Google'ladığınız zaman tarihleriyle beraber çıkıyor. Ya da tabii ki de external siteler de var. Şöyle işte benim Flohmarkt... Şehirle alakalı, bölgeyle alakalı Flohmarkt'lar üzerine siteler var. Aynen. Onlar da Google sorgularında karşımıza çıkacak diye tahmin ediyorum. Aynen. Benim gördüğüm Flohmarkt için özel siteler de var. Burada da zaten Ansprechpartner yazıyor. Yani sizin konuşmanız gereken, infoyu ve bilgileri almanız gereken kişiler orada yazıyor. Arayıp bilgisini alabilirsiniz. Veyahut event merkezleri var, yani agentümler var. Yani event ajantaları var. Onlardan da bilgi alabilirsiniz. Mesela burası bir event ajantası tarafından kiralandı. Diğerleri tekil kişiler tarafından da kiralanabiliyor. Öyle farklar da var yani. Var tabii. Bunun için organizasyonlar var. Bunu bilmiyordum. Evet. Şu anda biz bir festivalin içerisindeyiz açıkçası. Şurada mesela ileride gördüğünüz yerde Red Bull'un şeyleri var, şemsiyeleri standları var. Vaccin standı var. Şu gördüğünüz yerde konserler var. Müzik interliğe geçiyor orası. Müzik adalarıcıkları var. Arkamızda da yine aynı şekilde grill vesaire yapılmakta. Yani biz aslında festivalin içerisindeyiz. Festivale dahil olan bir Flohmarkt yapıyoruz şu anda. Birazcık da diğer tezgahlara bakalım neler var diye. Anlattığım gibi burada mesela daha antikalık ürünler var. Evet. Şu kaşıklar ne güzel, baksana. Değişik. Aynen. Bakır. Şunda mesela hep pasta şeyleri var. Çanta bayağı falan var işte, geri eski. Tabaklar var. Şurada da yine bayağı antikalık ürünler var. Saatler vesaire. Düzgün var. Çalışıyor muyum ben ama. Çalışıyordur. Çalışmayan şeyi satıyorlar genelde. Doğru. Tüm parçaları böyle tek tek dizmek gerekiyor. Biz normalde şimdi hep bu zamana kadar alıcı gözüyle bakıyorduk. Bugün ilk defa satıcı gözüyle bakınca daha farklı geliyor. Mesela baksana şu tarz sandalyeler ne kadar eski böyle şeyler. Bu tarz şeyleri bu arada birileri ölünce evlerini boşaltıyorlar. Özellikle yaşlı Almanların evlerinde böyle çok fazla şey var. Oo, şu bebek arabasının güzelliğine bak, sonra anlatmaya devam edeceğim. Hatta eBay'de falan ilanlar oluyor böyle, ev boşaltıyoruz şu günde gelin falan diye. Öyle bedavadan veriyorlar ya da 1 euro 2 euro veriyorlar ama çoğunlukla bedava oluyor. Sonra insanlar gelip burada satıyorlar. İşte böyle şeyler için koşturmak lazım ama biz öyle şeyler hiç görmedik, uğraşmadık yani. Şurada da gördüğünüz gibi oyuncaklar falan var. Mikrolar var. Benim kardeşlerim gelince böyle figürleri çok sevmişlerdi. Onlara böyle şeyler alalım olmadı. Ne kadar çok at varmış böyle. Evet, dinozor, at harbiden at şeyi yani. Burada mesela eski bir bilgisayar ve kamera var. Bak şurada. Şurada da Atari kasetleri var. Baya eski. Bunu falan oynayan var mıdır acaba? Baksanıza. 90'lı yıllarda çocukluğun geçirmiş o anlar. Belki 2000 başlarında çocukluğun geçirmiş olanlar bunları çok iyi bilir. Ben tam 80 sonu çocuğu olduğum için 90'larda bayağı Atari ile Game Boy ile falan oynamışım. Öyle şeyler o zamanlar çok emekliydi. Bugünün MacBook Pro'suyla aynı şeye sahip yani. Ona sahip olmak gibiydi gerçekten. Buradaki kameraya bakın mesela, lensler falan bayağı büyük. Yani her şey var. Her şey satıyor adamlar. Arkadaki abinin tezgahı gerçekten göz oluyor ve kocaman kocaman yeşil vazolar var. Çocukluktan bahsettim. Şu an mesela başka bir tezgahdayım. Şu misketleri biliyorsunuz. Bunlara bilge falan derdik. Yani farklı yörelerde çeşit isimler de var ama misket genel olarak. Hepimiz bildiği gibi. 3 tanesi 1 euroymuş. Şu an çocuklar acaba oynuyor mudur bunlar? Bunu bilmiyorum. Şu şişeleri de zaten aynı abimizde. Gördüğünüz gibi ortam bu şekilde. Yani her şey görebilirsiniz. İşe yarar yaramaz. Ama bir şekilde alıcısı var ki bu ürünlerin, insanlar satıyorlar. Bazıları bunu iş olarak yapıyor bu arada. Yani sadece öyle elin eğlencesini satayım, elindeki işe yaramaz ürünü koyayım falan demiyor. Bazıları gerçekten bunu düzenli olarak takip edip katılıyor. Ve buradan gelir elde ediyor bu şekilde. Burası da söyleyeyim, bahsetmiş olduğu etkinliğin olduğu taraf.
Yani sadece burası ikinci kurt pazarım olduğu yer değil. Aynı zamanda etkinlik var. Kurt pazarı da onun parçası. Evet, yeme içme standları kurulmuş. Evet, günü bitirdik. Şimdi evimize geldik. Nasıl değerlendiriyorsun bugünü? Çok yorucuydu. Yani attığın taş ürküttüğün kuşa maddi anlamda değmiyor. Yani özellikle Flowmart'ı maddi anlamda açmak isteyen olursa denemesin ya da deneyecekse de özellikle bazı şeyleri seçerek denesin. O konuya şimdi değinirim ama kaç para kazandığımızı evet, söyleyeyim. Evet, onu sorayım ben. Paylaşayım. İnsanlar hani bırak bu şeyleri de kaç para kazandın diye bekliyorlardır belki. Biz oraya çok az eşyayla gittik. Benim iki elbisem, iki çantam, 3-4 tane de tişört falan vardı. Ve günün sonunda sattığımız şeyler 30 euro falan tuttu. Fena değildi. En azından kullanmadığım, uzun zamandır giymediğim şeyler, eteğim falan vardı. Vermiş oldum. Saatlik ücretiniz çok düştü ama şu anda. Yani çünkü sabah 8 olmadan dikildik oraya. Akşam 5'e kadar oradaydık. 5'e kadar kaldık. Yani saatlik 2 euro, olarak 3 euro falan tamam. Yani. Sokaktan şey toplasak daha fazla kazanabilmişiz. Aynen ama yani diğer arkadaşlar da öyle 300-500 eurolar falan kazanmadı. Yanımızdaki kadın mesela çocuk şeyleri satıyordu, çocuk oyuncakları. Çocuk oyuncağı çok gidiyor mesela. Çocuk oyuncağı satan kadın 200 küsür euro kazandı. Yanındaki Alman değil mi? Aynen öyle. Ona sorduk işte nasıl gitti falan, ne kadar kazandın diye. Zaten genel olarak da kıyafet çok tercih edilmiyor bence. Yani kıyafet alsalar da ucuzdan almak istiyorlar. 1 euroya 2 euroya alıyorlar. Siz oraya 100 parçayla geliyorsunuz, 100 euro falan kazanmış oluyorsunuz düşününce ya da en fazla 200 değmiyor. Ama işte aksesuarınız varsa, çanta varsa, ayakkabı varsa, ne bileyim elektronik eşyalar falan varsa bu tarz şeyler için Flowmart yapmak mantıklı bence. En azından hem dönüşüm olur hem ekonomik katkı olur. Biz işin eğlence kısmındaydık. Ben eğlendim açıkçası. Benim için de güzel, farklı bir deneyim oldu açıkçası. Hep insanlar da soruyorlardı. Daha önce Flowmart'la ilgili bir video yapmıştık. Evet. Hani orada bir şeyler orada çek, daha detaylı yap. Alıcıydık. Bu sefer satıcıydık aslında. Güzel de bir deneyim oldu. Zaten o deneyimi yaşamak istiyorduk aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Umarım sizler de izlerken beğenmişsinizdir. Eğer ilk izliyorsanız kanalda bu ve buna benzer Almanya'daki yaşam deneyimlerimizi bazen Bahar'la bazen tek başıma paylaşıyoruz. Kanalıma abone olarak ve zil ikonuna dokunarak bu videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Instagram'da Serkan Bey olarak ya da seyahat hikayeleri şeklinde bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda yine Almanya'dan farklı şeyleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.